Yayınımıza hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Aralarında rütbeli askerler de var. Gökçeada'da akşam saatlerinde bir vatandaşın teknesiyle denize açılan askerlerin av macerası felaketle sonuçlandı değerli izleyicilerimiz. İçerisinde Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun da bulunduğu özel tekne rüzgarın da etkisiyle maalesef alabora oldu. Teknede bulunan iki uzman erbaş yüzerek karaya çıkarken tekne sahibinin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Teğmen Bulut ve Başçavuş Toykuyu'nun arama çalışmaları devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Balık tutmak için açıldılar. Las Kuyu yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Şener Altay, Uzman Mehmet Çelik ve Gemi Kaptanı Kenan Çarpışan Türk balık tutmak için denize açıldı. Las Kuyu yakınlarında rüzgarın da etkisiyle balıkçı teknesi alabora oldu değerli izleyicilerimiz. Alabora olan teknedeki uzman çavuş Şener Altay ve Mehmet Çelik karaya yüzerek ulaştılar. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada tekne sahibi Kenan Çarpışan Türk'ün maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İki komutan aranıyor. Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun arama çalışmaları devam ederken maalesef aramalarda şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı değerli izleyicilerimiz. Valilik açıklama yaptı. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Gökçeada ilçemiz açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup 2 vatandaşımız kurtarılmış, 3 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam edilmektedir denildi değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Umarım kayıp olan komutanların bir an önce bulunmasını temenni ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olunuz değerli izleyicilerimiz.